coşmuşken patlaklar başladı. Büyük patlak Benim hem de. rolüm ne olacak? Ben işte Huzursuzum. huzursuzum. Butler geldi, benim rolüm, paydam Sistem değişti. bozuldu Bir diyor. de zaten ben Meriç'e hafta başında ne oldu bu çocuk, niye duruldu dedim. 2 gün sonra röportajı çıktı. Şikayeti çıktı diyelim Evet, aslında. evet. Röportaj da değil yani. Ki Butler da 38 mi ne atmıştı o gün yani. Muazzam bir maç oynamıştı. Yani Butler'ın, hep diyorum ya hani, arkadaşlar yazıp çiziyordu ya. Yani bazı oyuncular evet çok yeteneklidir. Bazı oyuncular Özel oyuncudur. hayır. Tarzları ve ifadeleri ve temsil ettikleri şekil itibariyle çok popüler gelebilir, çok sevimli gelebilir veya çok idol olabilir birçok kişi için. Ama takım sporları içerisinde arızalar da yaratabilirler. Yani şimdi mesela iki farklı örnek. Bir tanesi Jimmy Butler, bir tanesi Draymond Green. Yani mesela Michael Jordan benim için gelmiş geçmiş en büyük sporcudur. Herkes için öyle. Ama yani Basketbol. okuduğum kitapların çoğunda ne kadar adi bir adam olduğu da ortadadır. Yani takımın başarısı için takım arkadaşının gerekirse yumruklar, gerekirse herkesin önünde rezil eder, gerekirse maç içinde Cartwright'a yapardı. Yani sürekli top verirdi, o da sürekli turnover şey hani kötü gözüksün, kendine gelsin. Yani böyle o Jordan Rules derler, o Jordan Evet. kuralları. Jordan kuralları. Ya yani bazı oyuncular kazanmak, mesela Kobe onu taklit ederdi. Yıllarca Etti. Jordan Rules'u yapmaya çalıştı. Yani şaka bile bunu yedirmeye çalıştı. Hatırla. En büyük Yediremedi tabii. yediremedi. Ayrı mesele. Onun yolundan gitti. Mesela Butler'la Draymond Green de benzer. İşte mesela Towns'la şey isyan bayrağını çekti. Yoksa bu takas olmazdı. Niye Butler'dan vazgeçti? Yani Butler krizi niye çıktı? Towns'la konuşmuyorlardı. Yani bir İşte seçim yapmak durumundaydı. jenerasyon E değişiyor. tamam. İşte Towns'a o numaraları çekmeyecek. Yani bu, ama herkese de olmaz. Sadece jenerasyon farkından değil. Anlatabiliyor Tabii muyum? tabii. Sen Jordan, Iverson, Kobe, Shaq olursan yiyebilir bunlar. Aynen öyle. Draymond Green için de aynı şeyi söylüyorum. Şeye küfür etti. Yani şimdi söylemeyeyim kelime, yani çok ağır bir şey değil. Amerikalılar arasında özellikle kadınlar birbirlerine kullanır Aynen. o hakareti diyeyim. Yani Durant gibi bir oyuncuya hani sonra da bunu şey haline getirdi. Hani ben onu kendine, sonra da muazzam oynadı ya Durant bu Tabii. yokken, Curry yokken. Ya, yani herkese oturmaz o rol. Onu demek istiyorum. Şimdi Butler burada onu yapıyor diye demedim bunu. Yanlış Tabii anlaşılmasın tabii. ama bak, Butler 38 atıyor, MVP kaybediyorsun. Yani her şey atmak istatistik değil yani. Bu bir takım sporu, mental olarak da, arkadaşlık olarak da, karakter olarak da iyi sporcularla bir seviyeye yükselirsin. Ben Philadelphia'nın hala doğuda çok önemli bir contender olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar Milwaukee ile Toronto şimdi biraz böyle bir adım öne fırlamışlar gibi dursa da Boston'la Philadelphia'dan, bizi doğuda muazzam bir playoff sezonu bekliyor gibi geliyor. Kesin. İnşallah kimse sakatlanmaz. Herkes full power olur. Full bütün güçleriyle orada olur. Öyle bir düşüncem var.